Herkese selam. Bu videoda sizlere internetsiz oynayabileceğiniz, oynarken internete gerek duymayan 5 adet oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu bir sıralama değil, bir iyi kötü sırası değil. Sadece sizlere 5 adet internet gerektirmeyen oyundan bahsedeceğim. Hepsi farklı kategorilerde sayılır. Hepsi eğlenceli. Hepsi de oynamaya değer oyunlar. Mutlaka birisi size hitap edecektir arkadaşlar. Kaçırmayınız. İlk oyunumuzla devam edelim. İlk oyunumuz Dead Trigger. Play'de yüksek puan almış. Dikkat çekici bir oyun. Oyunun grafikleri iyi düzeyde arkadaşlar. Üç boyutlu detayları gerçekten güzel. Yayıncı müzik kalitesinde yüksek olduğunu söylüyor. O tabii ki kişinin kulağına bağlı. Siz karar verebilirsiniz. Kontroller çok önemli bir oyunda biliyorsunuz. Yani kontrollerin kolay olması lazım. Sağa sola dönüşler, ateş etmeler, zıplamalar, hoplamalar, taklalar, kontrollerin gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sonra Tegra 3 içinde farklı gelişmiş grafik ayarları var. Fakat bu her GPU için geçerli değil. Yani her ekran kartı için geçerli olmuyor bu ayarlar. Sadece Tegra mesela Mali kullanıyorsa telefonunuz veya farklı bir ekran grafik işlemcisi, bu ayarlar onda geçerli olmayacaktır. Düşmanlar da çok önemli oyunda. Oyunda çeşit çeşit düşmanlar var. Elbette ki Death Trigger'ı bilen bilir, zombilerle savaşıyorsunuz. Zombi çeşitliliği oldukça fazla, zorluk düzeyleri oldukça çeşitli. Eğlenerek aksiyon yaşayacağınız bir oyun olduğunu düşünüyorum. Genel olarak zaten oyun zombilerin hüküm sürdüğü bir dünyada bir avuç kalmış insanlar arasında geçiyor. Zombilerle, özellikle zombilerle mücadeleyi sevenler oyuna bir baksın derim. İndirme linki hemen videonun altında arkadaşlar. Sırada Neon Shadow isimli bir FPS oyunu var. Şimdi Android cihazlarda özellikle FPS oldukça cihazları zorlayan bir görüntü modu arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bu tür oyunlar Gameloft'tan biliyoruz, daha çok onun oyunuyoruz. Sonra tabii ki çeşit çeşit var, bu Counter Strike benzeri oyunlar yapmışlar. Onlardan falan bilirseniz telefonları oldukça zorluyor görüntü detayı nedeniyle. Sizin de bu tarz oyunları oynayacak telefonunuz varsa Neon Shadow internet gerektirmiyor arkadaşlar. İnternetsiz oynayabilirsiniz. Google Play'de, iOS'un App Store'unda oldukça yüksek puan almış ve hakkında olumlu yorumlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi oyunun belli başlı özellikleri de şu şekilde: çok oyunculu modu var, tek oyunculu modu var, internetsiz oynanıyor. Sonra oyun içerisinde Cyberpunk sevenler varsa müzikler bu şekilde. Dediğim gibi FPS görüntü modu var. FPS şeklinde kontrol ediyorsunuz. Oyun kumandası desteği var. Nvidia Shield desteği var. Ve bu demek oluyor ki birçok platformda oyun oynanabiliyor. FPS shooter arayanlar ve internetsiz oynamak isteyenler için harika bir oyun diyebilirim. Mutlaka deneyin arkadaşlar. İndirme linki videonun hemen altında. Şimdi sırada benim de çok sevdiğim, merak ettiğim, gerçekten tarzıyla dikkat çeken ve size ilginç gelecek bir oyun: Black Ink. Arkadaşlar, isminden de anlaşılacağı üzere oyun veba yayma üzerine dayalı. Hani insanlarda, böyle izlediğiniz filmlerde, oynadığınız oyunlarda hep
Yani iyisinizdir, kötüyü durdurmaya çalışırsınız, iyilere yardım etmeye çalışırsınız. Yani size o hava verilir. Ama bunda durum biraz farklı. Dünyaya veba yaymaya çalışıyorsunuz. İnsanlığı toplu şekilde katletmeye çalışıyorsunuz. Elbette insanlar da size karşı koyuyor. Zorlayıcı tarafları da var. Hemen bahsedelim. Tarzıyla ilgi çeken harika ve internet gerektirmeyen bir oyun Plague Inc. Oyunda dünyaya en hızlı şekilde vebayı yaymaya çalışıyorsunuz ve bütün insan ırkını yok etmeye amaçlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için insanlarla yarışmak zorundasınız çünkü siz vebayı yaymaya çalışırken onlar da tabii ki ilacı buluyor. Ne kadar hızlı olursanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Başarıya ulaşma şansınız artıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hastalıkları yaymaya çalışacaksınız. Hastalıklar dedim. Bahsedeceğim birçok hastalık tipi var. Oyun birçok ödül almış. Ondan bahsedelim. Gerçekten takdire şayan bir oyun. HD grafikleri var. Yüksek detay özellikleri var. Gerçekçi bir dünya. Yani bizim dünyamızda belli mekanlarda geçiyor. 12 farklı hastalık türü var. 50'den fazla ülkeye hastalık yayabiliyorsunuz. Gerçekçi dünya dedim. Ülkelerde günümüz ülkeleri. Oyun strateji oyunları kategorisinde yer alıyor arkadaşlar. İnsanlığı nasıl yok ederim üzerine strateji kurmayı düşünen varsa mutlaka bu oyunu denesin. Ben beğendim. Şimdiki oyunumuzda RPG sevenlere geliyor. Rol yapmayı seviyor musunuz? Ve internet sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? O zaman bu oyun tam size göre. Soulcraft. Biraz eski olabilir. Hatta ikincisi de çıkmış olabilir. Lakin hala popülerliğini koruyor. RPG severler Soulcraft için bir aksiyon rol yapma oyunu. Ve tam size göre. Hala denemediyseniz vaat ettiklerine bir bakalım hemen. Elbette ki internetsiz oynanabiliyor. Aksiyon dolu savaşlar yaşayacaksınız. Hack and slash tarzında kontrolleri var. Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşlar yaşıyorsunuz. Oyunda bir meleği canlandırıyorsunuz. Geliştiricinin söylediğine göre yakında şeytan ve insan ırkları da oyuna eklenecek ve onları da canlandırabileceksiniz. Bu detay önemli çünkü RPG'nin rol yapma oyunlarının en önemli özelliği oyun içine kendi karakterinizi yansıtmanızdır. Şimdi burada sadece bir melek olursa oyuncu bunu istemeyebilir. Çünkü zaten sen orada rol yapıyorsun. Belki melek rolünü canlandırmak istemeyeceksin. Belki şeytan, belki olduğun gibi insan olmak isteyeceksin. O halde bu ırklar gerçekten gerekli arkadaşlar. Oyun içinde 5 farklı oyun modu var. Bu da zenginliği gösteriyor. Görevleri güzel. Silah çeşitliliği oldukça göz doyurucu ve bir de multiplayer modu var. Tabii ki şöyle de bir şey var. Bu bütün oyunlar, tanıttığım ve tanıtacağım bütün oyunlar için geçerli. Şimdi oyunu indirirken elbette internete gereksinim duyuyorsunuz. Bir de oyunu kaydetmek için buluta gereksinim duyuyorsunuz. Bunlar internet gerektiriyor. Lakin her zaman değil. Oynayıp telefona kaydediyorsunuz ama bir ara internete bağlanıp şey yapmanız lazım. Dosyaları şu anda ilerlemenizi buluta yedeklemeniz lazım. Google Play gibi. Multiplayer modu var dedim. Bu da işte elbette internet gerektirisi. Sadece kendi başınıza hikaye modunu oynamak için internetsiz devam edebiliyorsunuz. Rol yapma oyunlarına ilgi duymuyor musunuz? O zaman Soulcraft'ı bir deneyin. İndirme linki de videonun hemen altında arkadaşlar. Şimdi de farklı bir tarzda, farklı içeriği ve görseliyle yeni bir internetsiz oyun. Trial Frontier arkadaşlar, gerçekten ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Yani mutlaka ismini duymuş olmalısınız. Trial Frontier yarış oyunu denebilir, tam da sayılmaz. İçerisinde inanılmaz zorluklar barındırıyor. Bulmaca oyunu gibi sanki. Yani bir haritayı geçmek için fiziksel kuralları da dikkat ederek hareketlerinizi ona göre yapmanız gerekiyor.
Zaten bahsedeceğiz oyunda o fizik kuralları, gerçekliği yani oturmuş diyebilirim. İşte bahsettiğim oyundaki zorlukları, bulmacaları fizik kurallarına göre düşünmelisiniz ve haritaları ona göre geçmelisiniz arkadaşlar. Bir platformda çeşitli zorlukları aşarak ilerliyorsunuz. Motoru ayakta tutmanız gerekiyor, kaza yapmamanız gerekiyor. Ama bunun için çoğu kısımda yer çekimle meydan okuyoruz. Yani oldukça zorlu kısımlar var. Çeşitli hareketler yapıyoruz. Takla, öne takla, arkaya takla, ayaklarını kaldır falan filan puan topluyoruz. Oyundaki bazı özellikler şöyle kısaca bahsedeyim. Gerçekçi fizik kuralları. Online olarak başka oyuncularla rekabet edebiliyorsunuz. 250'den fazla görev var oyun içinde. 20'den fazla yarış alanı, harita var. 15'ten fazla motor bulunuyor. Hikaye temelli oyun modu bulunuyor arkadaşlar. Yarış oyunu, motor oyunu sevenler, platform oyunlarını sevenler, artistik hareket yapmayı sevenler mutlaka denesinler. İnternetsiz oynanabiliyor arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Size 5 tane internetsiz oynayabileceğiniz oyun tanıttım. Beğenip abone olursanız, belki yorum atarsanız, yorumlarda da sizin bildiğiniz, oynanmalı dediğiniz internetsiz oyunları belirtirseniz mutlu olurum. Bana destek olun. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.